Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli misafirler, değerli konuklar, ekranları başına bizleri izleyen sevgili TV 111 izleyicileri, Risale-i Nur Enstitüsü'nün tarafından düzenlemiş olan pazar seminerlerinin 7.sine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kenan Demirtaş ile Kur'an-ı Kerim'de cismani diriliş konusunu ele alacağız. Programa geçmeden önce kelamların en güzeli, ezeli kitabımız Kur'an-ı Kerim'den aş-ı şerif tilafeti için İzzet Akada hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
El-Fatiha. Efendim hocamıza bu güzel Kur'an ziyafetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Seminere geçmeden önce Kenan Demirtaş hakkında bilgi vermek istiyorum. Demirtaş 1956 yılında Düzce'de dünyaya geldi. 1976 yılında Düzce İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Medine İslam Üniversitesi Usulüddin ve Dava Fakültesini bitirdi. Risale-i Nur Araştırma Merkezi'nde neşir hizmetlerinde bulundu. Televizyon ve radyo programcısı olan Kenan Demirtaş halen Söz Basım Yayın'ın yayın kurulu başkanlığını yapmaktadır. Efendim seminer sonunda hocamız suallerinizi cevaplayacaktır. Sualleri yazılı olarak görevli arkadaşlara iletebilirsiniz. Notunu iletmiş olalım. Kur'an-ı Kerim'de cismani diriliş isimli seminerini sunmak üzere Kenan Demirtaş hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. Konumuz Kur'an-ı Kerim'de cismani diriliş. Oraya geçmeden önce tabii ne işleyeceğiz? Kur'an-ı Kerim'de haşr-ı cismani var mıdır? Risale-i Nur'da haşr-ı cismani izahı var mıdır? Ve nasıl izah ediliyor? Haşrin gerekçeleri nelerdir? Yani muktazileri nelerdir? Bunlar üzerinde inşallah duracağız. Şimdi Diyanet İşleri'nin yapmış olduğu bir araştırma var. 2014 yılına ait. Bu kamuoyu araştırması. Bir anket yapmışlar. Türkiye nüfusunun %99.2'si Müslüman olduğunu belirtmiş burada. Bu sayının %96.2'si haşre iman ediyor diye beyan buyurmuşlar. Bu arada kaç kişi kalıyor? 99'dan 96 arasında 3. %3'ü haşre inanmıyorum diyor. Öldükten sonra yani bir hayatın olduğuna inanmıyorum diyor. Fakat 3 değil bu rakam. O 3'ün içerisinde şunlar var. Tabii bu şeye bakarsanız internette var bu. Anadolu Ajansı bunu yayınlamış. Orada %3'ün içerisinde ben öldükten sonra tekrar bir hayata inanıyorum ancak hesaba çekileceğime inanmıyorum diyor bunların büyük bir kısmı. %0.2 bine tamamen haşre inanmıyorum diyorlar. 0.2. O kadar. Yani Türkiye hakikaten %99'u Müslüman da hemen hemen %99'u da haşre iman ediyor yani. Bunu kabul ederim. Fakat şunu tabii şey yapıyoruz. O anketin altındaki mesela namaz kılıyor musun? Ondan sonra oruç tutuyor musun? Namazı hangi sıklıkla kılıyorsun? Cemaatte mi kılıyorsun? Evde mi kılıyorsun? Ondan sonra mesela işte kimisi diyor bayramdan bayrama, kimisi cumadan cumaya, kimisi 5 vakit diyor. Şimdi burada tabii değişiyor. %50'lerin altına düşüyor. Demek haşre iman ediyor fakat haşir yokmuş gibi davranıyor. Problem de burada işte. Yani bu milletin çoğu böyle. Ama gerçekten iman edip de İslami emirlere sımsıkı sarılanların sayısı ise hakikaten çok yüksek. Elhamdülillah. Yani Müslüman bir Türkiye'miz var. Elhamdülillah imanlı bir Türkiye'miz var. Zaten neticeleri de ortaya çıkıyor. Şimdi o zaman bize düşen nedir? Hani Üstad Haşir Risalesi'nin başında hani iki tane kişi vardı ya birbirleriyle tartışıyor. Yani işte bu mallar mihri malıdır falan, istifadeye engel olacak hiçbir mani görmüyorum gibi bir takım hani felsefane birçok şey sapsatiyeti söylüyordu. Demiş, diyordu ya. İşte yani Allah vardır hadi kabul ediyorum ama yani bu şeylerden istifadeye hiçbir engel yok. O işte akıllı kardeşi ne diyordu ona? Bak dikkat et yani benim de başımı belaya sokacaksın diye nasihat ediyordu. Şimdi Allah var, ahiret var inancına sahip olan insanlar aslında ahiret yokmuş gibi Allah'ın murakabesi altında bulunmuyormuş gibi davranmaları var.
Bizim tahşidatımız işte bunları ne yapacağız? Ha Allah vardır. Onun bizler murakabesi altındayız, gözetimi altındayız. Her halimizi Cenab-ı Hak biliyor. Ve onun işte vazifeli memurları var. Her hareketimizi kaydediyor. İyi ya da kötü ne varsa hepsi tescil ediliyor. Buna kesin olarak iman etmemiz lazım ve dünyada yaptığımız her şeyden de mutlaka bir mahkeme-i kübra kurulacak. Orada biz hesabını vereceğiz. Bu inancı pekiştirmek için haşir meselesine tahşidat yapmak gerek. Altını defalarca çizmemiz gerek. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bu tabii toplumun hali böyle de kendi halimize bakalım. Ne kadar inandığımız şeyleri şeyler gereğince hayatımızı tanzim ediyoruz. Ona da bakalım. Bize de sirayet ediyor tabii bazı şeyler. Onun için hakikaten haşir meselesi, tevhid konusu olan Allah'ın varlığı ve birliği ve bütün kainatın ona ait olması gibi kainattaki her şeyde ona ait olması gibi imanın bu temel unsurlarını iyi pekiştirmek gerek. Yani üstad ne diyor? Akıl midesine diyor imani bir mesele girdiği zaman bütün letaif ondan istifade eder. O halde önce buradan başlamak gerekiyor. Şimdi bir sonraki adıma geldiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de haşr-ı cismani var mıdır yok mudur? Önce ona bakalım. Şimdi diyorlar ki ya sizin anlattıklarınız Kur'an'da yok, dinle alakası yok falan diye. Şimdi önce bir Kur'an-ı Kerim haşr-ı nasıl anlatıyor? Bir ona göz gezdirelim. Şöyle ben tabii yüzlerce ayet var da ben arasında doğrudan doğruya haşre işaret eden birkaç ayet seçtim sadece burada. İşte diğerleri Kur'an-ı Kerim'de var. Yani hem de bunların sayısı çok. Diye sadece işaret nevinden birkaç ayeti kerimeyi beraber işleyelim burada. Şimdi nasıl anlatılıyor haşr-ı cismani? Haşr-ı cismani diyoruz biz. Haşr demiyoruz sadece. Cismani. Yani cismen diriliş, bedenen diriliş. Değil mi? Haşr-ı cismani bu. Peki niye haşr-ı cismani diye böyle bir vurguya ihtiyaç var? Hristiyanlık dininde, Hristiyanlıkta ahiret inancı var. Tabi bütün semavi dinlerde ahirete inanç var. Haşir meselesi var. İşleniyor da. Fakat Hristiyanlıkta bilhassa bedenen diriliş inancı yok. Yani bugünkü Hristiyanlıktan bahsediyor. Bedenen diriliş inancı yok. Yani ruhen ahireti göreceğiz biz. Ahireti ruhen yaşayacağız. Bedenen değil diyorlar. Dolayısıyla oryantalistler, müsteşrik tabir ettiğimiz batılı ilim adamı olup da İslamiyet'i inceleyen insanlarda bu haşr-ı cismaniye itirazlar var. Bizden de ilim adamlarından da batıya gidip okumuş, oranın terbiyesiyle terbiye almış bazı ilim adamları da ya bu haşr-ı cismani meselesi ihtilaflı diyorlar. Ki ben bunu bizatihi buna şahit oldum. Hollanda'da bir üniversitede bir panel vardı orada. Yanımdaki panelist ben haşr-ı cismaniden bahsettim de biraz. Ondan sonra dedi ki ya dedi bu konuya girmesek dedi. Çünkü haşr-ı cismani dedi ihtilaflı bir konu. Haşr deyip yetinelim dedi. Ben dedim ki ya bu dedim haşr-ı cismani Kur'an-ı Kerim'in sarahatındandır. Açık ifadesidir. Çünkü biz biliyoruz ki Yasin suresinde Ümeyye İbni Halef çürümüş bir kemiği eline alıyor ufalıyor böyle. Diyor ki bu çürümüş kemiği kim diriltecek diyor. Men yuhil izame ve hiye ramim. Yani kendi yaratılışını unuttu da şimdi gelecek o ayeti kerimeyi buraya daldım. Ondan sonra bize misal vermeye kalktı ve apaçık düşman kesildi diyor. Hasım kesildi bize diyor. Meydan okuyor. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek? Şimdi Cenab-ı Hak ne diyor cevap olarak? Kul yuhyi hellezî enşe'ehe evvele marra. Baştan kim yaratmışsa o diriltecek diyor. İlk baştan o kemiği kim yaratmışsa o diriltecek. O bütün yaratılışları bilir. Ki cevap olarak bunu söylüyor ayeti kerimede. Burada kemikten bahsediliyor, kemikten. Tanrı ruhen işte ahireti yaşayacaksın demiyor. Kemiğin diriltişinden bahsediyor. O halde bu bedenen diriltiliştir. Biz başta kemiğimizle, etimizle, bütün cismimizle nasıl yaratılmışsak o yaradan tekrar bizi ne yapacak? İade edecek. Buna iade deniliyor.
Rica deniliyor buna. Rica. Dönüş. İade etme. Şimdi bu tıpkı şuna benzer. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri ayet-i kerimelerin meallerine geçmeden önce onu da söyleyeyim. Mesela diyor, kış mevsiminde ölü olan ağaçlar baharda ne yapıyor? Diriliyor, değil mi? Şimdi o ağaçlardaki meyvelere bir bakın diyor. Bir sene öncekinin aynen misli. Yani bir önceki sene neyse meyve aynısı. Eğer o meyvelerin ruhu olsaydı diyor, aynısı olacaktı. Şimdi diriliş meselesi de aynen öyle. Yani insan bu dünyada nasılsa ruh taşıdığı için ahirette de aynısı olacak, farkı yok. Çünkü bedeni yeniden yaratılıyor ama ruh değişmiyor. İsmiyle, resmiyle ve cismiyle ahirette öyle bir diriliş yaşanacak. Peki neye istinaden Üstad bunu söylüyor? İşte Kur'an-ı Kerim. Bak ne buyuruyor. Zuhruf suresinin 11. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ. Örnek olarak ve o ki yukarıdan bir miktar ile bir su indirmekte ve onunla ölü bir beldeye hayat neşretmekteyiz. İşte siz de öyle çıkarılacaksınız. Ne var? Burada bitkilerin dirilişi var. Kışın toprak işte cas çavlak. Ölü. Ama Cenab-ı Hak bahar mevsiminde oraya hayat veriyor. Hayatı neşrediyor. İşte bu diyor seme emme en bir kaderin bir miktar ile gökten su indirir ve enşerna bihi o su ile biz neşrederiz. Beldeten meyten ölü bir beldeyi biz yani neşrederiz. Neşir meselesi meydana geliyor. Demek bitki topraktan nasıl çıkıyorsa insan da topraktan öyle çıkacak. Bu öyle anlaşılıyor burada. Onun için Üstad da bir ağacı, bir bitkiyi, bir baharı ne yapıyor? Örnek olarak veriyor. Çünkü ayet onu veriyor. Şimdi bundan sonraki ayet Rum suresi 19. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hayy ve yuhyil arda ba'de mevtihe ve kezalike tuhracun. Yani o ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır. Ve arza ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte böyle çıkarılacaksınız. Yerde baharda nasıl böyle bitkiler çıkıyorsa siz de işte böyle. Kezalike tuhracun. İhraç olmayacaksınız. Yerden bitkinin çıktığı gibi çıkacaksınız. Kabirlerinizden. Şimdi yine bundan sonraki ayeti kerimeye gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ mitnâ ve kunnâ turâben zâlike racun ba'id. E izâ. Evet. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Tamam. E izâ. Burada hemze var tabii canım. Yani bu istifhamdır bu. İstifham edatıdır. E, mi, mı manasına geliyor. İzâ mitnâ. Öldüğümüz zaman mı? Ve künnâ turâben. Toprak, yani ölüp de toprak olduğumuz zaman mı? Manasında. Vakit, ha? Zâlike racun ba'id. Bu ba'id, yani ba'id ne demektir? İmkansız, akıldan uzak bir rücudur. Geri döndürmedir, iadedir. Akıldan uzak. Kim söylüyor? Müşrikler. Peki ayeti kerime devamında nasıl onlara cevap veriyor? قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Fakat arz onlardan neyi eksiltir? Bize malumdur ve nezdimizde hıfzedici bir kitap vardır. Her şey kayıt altına şey yapıyor. Şimdi cevap olarak, yani biz öldükten sonra, toprak olduktan sonra mı? Ya bu akıldan da uzak, mantıktan da uzak. Buna inanılır mı? Diyor müşrikler. Şimdi bak, birincisi her şeyi kayıt altına alındı. Dünyanın kendisinden neyi eksilttiğini biz biliriz. Ondan sonra bel kezzebu bil hakki lemma ca'ahum fehum fi emrin meric. Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman tekzip ettiler de şimdi karma karışık bir ızdırap içindeler. Ahirete inancı olmayan insan
hakikaten derin ızdıraplar içindedir. Derin ızdıraplar içindedir. Mesela size bir örnek vereyim, canlandırmak için burada bir misal vereyim. Bu misali ben ta 1970'li yıllarda duymuştum. Şimdi 70'li yılların şartlarına göre anlatılmış bir hikaye. Onu siz de öyle şey yapın. Ona göre düşünün. Şimdi iki kişi var. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor. Bu iki kişiden birisi öyle bir cinayet işlemişti ki Ankara'ya gidince idam olacak. Diğeri de öyle bir güzel iş yapmış ki devletin hoşuna giden, Ankara'ya gidince ödüllendirilecek. Şimdi kendisine deniliyor ki senin ödül olarak bir köşk senin şeyine, emrine verilecek. İçinde hizmetçiler var. Bundan sonraki hayatının komple giderleri de devlet hazinesinden karşılanacak. Çalışma yok artık. Devlet böyle bir ödül veriyor. Şimdi bu iki şahıs Haydarpaşa tren garına geliyor. İdam olacak şahsa devlet demiş ki oradaki görevlilere, bu gelince idam olacak. Ne istiyorsa, ne arzu ediyorsa verin. Ona tutmuşlar, bir vagon tahsis etmişler. Neden hoşlanırsın? İşte neden hoşlanırsa. Baklavadansa baklava. İçkidense içki artık. Neden hoşlanıyorsa. Son arzusu neyse hepsini yerine getirmişler. Vagonun içerisinde sırf ona tahsis etmişler ve dayamışlar, döşemişler. Fakat bizim ödül alacak şahıs çulsuz bir adam olduğu için, cebinde parası da olmadığı için, cebinde de parası olmadığı için kondüktöre gidiyor, diyor ki ya beni idare et Ankara'ya kadar. Ankara'ya gidince bak devlet bana büyük bir ödül verecek. Hem seni de görürüm ben Ankara'ya ulaşırsam, o ödülü alırsam. Bana trende diyor bir yer. Diyor yerimiz yok. Ya ayakta da giderim. Adam şöyle bir düşünüyor, haline bir bakıyor. Acıyor ona. Diyor ki peki içeriye gir ama koltuklara oturmayacaksın. Kapının arkasında ayakta gideceksin. Razısan bin. Diyor, sevinerek biniyor adam. Şimdi tren Haydarpaşa garından hareket ediyor Ankara'ya doğru. Şimdi burada iki şahıs var. Birisi idam olacak, birisi ödül alacak. Kim mutlu? Önünde tüm vagon emrine verilmiş ve her türlü isteği de nefsinin iştah duyduğu ne varsa hepsi de içine konulmuş. Bir insan var, bütün imkanlara sahip, aslında dış görünüş itibariyle mutlu olması gerekiyor, değil mi? Bir de öbür tarafta bir şahıs var, ayakta gidiyor. Dış görünüş itibariyle ayakta giden mutsuz dersin, değil mi? Ama hangisi mutludur? Ayakta giden. O yani kendisine vagon tahsis edilen mutlu olamaz. Hatta tren yaklaştıkça onun stresi artacak, onun mutsuzluğu daha da fazlalaşacak. Şimdi öteki ayakta giden adam her ne kadar bedenen yorulsa da kalbi onun mutludur. İçi mutludur. Gönlü gülgülistandır. Hatta siz o adama hiçbir şey değil, sadece bir simit verseniz bile onu mutlu etmek için yeterli. Simit. Bırak sen bir vagon tahsis etmeyi, bırak istediği her şeyi ve eline vermeyi, bir simit bile adamı mutlu eder, mesut eder. Niye? Çünkü o Ankara'ya gidince ödüle kavuşacağına inanıyor. Villa var, hizmetçiler var, işte bundan sonraki hayatında çalışma yok. Bütün işte giderleri devlet hazinesinden karşılanacak vesaire vesaire. Onun mutluluğunu daha elde etmeden ne yapıyor? Hissediyor. Ama öteki nasıl inanıyor? Ankara'ya gidecek, Ankara'ya gider gitmez idam sehpasına çıkacak, idam edilecek. Siz bu adama ne verseniz mutlu edemezsiniz. İşte ahirete inanan bir insan şöyle diyor. Allah bana ödül verecek inşallah. Kabir ravdatun min riyadil cenne. Cennet bahçelerinden bir bahçe. Allah bana orada köşkler verecek. Huriler, kırmanlar benim hizmetçim olacak. Ondan sonra orada artık dert yok, keder yok, yarın endişesi yok, çalışmak yok, hiçbir şey yok. Rahat edeceğim, mutlu olacağım diyor. Allah'ın böyle bir ödülü var. Daha kabre girmeden dünyada o adam mutludur. Eline geçen en küçük bir nimet dahi onun mutluluğunu artıracaktır. Fakat ahirete inanmayan bir insan Ankara'ya gidip de idam olacak adam gibi
ölümü düşündükçe dehşete kapılacak. Siz o adama dünyanın tüm nimetlerini verseniz, önüne serseniz o adamı gene mutlu edemeyeceksiniz. Çünkü niye? Ölümü idam olarak görüyor. Ahirete inanmıyor. Bütün sevdiklerinden ayrılık olarak görüyor. Onun için ayet-i kerime ne diyor? Bel kezzebu bil hakki lemma caahum fehum fi emrin meric. Yani kendilerine hak geldiği zaman o hakkı yalanladılar. Fehum fi emrin meric ne diyor? Karışık bir ızdırap içindeler. İşte ahirete inanmayan insanlar karma karışık bir ızdırap, bir stres, bir şey içindeler. Yani işte Ankara'ya gidip de idam olacak adam gibi mutsuzdur o adamı, siz mutlu edemezsiniz. Onun için bir bakın, ölüm oranlarının %60-70'i batılı ülkelerde intihardır. Çünkü hayat o kadar ağır ki çekilmez. Ondan sonra en küçük bir sıklette, sıkıntıda hemen intihara teşebbüs ediyor. Artık diyor yani bir an evvel şu çile bitsin diyor yani. %60-%70 ya ölüm oranlarının. Acayip bir rakam bu yani. Korkunç bir rakam. Bu ahirete inançsızlıktan ileri geliyor. Ne kadar zengin de olsalar yine de ne yapıyorlar? İntihar ediyorlar. Ya diye bakıyorsunuz milyon dolarlık ya da euroluk avizeye ip asmış, orada kendisini şey yapmış, intihar etmiş. Milyon dolar. Avizesine bakıyorsun sadece, diyorsun ya bu bizde olsa var ya yani bizim hayatımız değişir yani. Adamın bütün imkanlara sahip. Ama mutlu olamıyor. Fıtrat yalan söylemiyor. He? Fıtrat yalan söylemiyor. Beka istiyor. Hayır yani evet. Ona inanmıyor zaten işte. Ama öyle olduğunu bilse ondan vazgeçecek de zaten o ızdıraba düşmeyecek. Evet. Bütün burada problem, yani bu işte karışık bir ızdırap dediği emrin meriç. Emrin meriç, karışık bir ızdırap dediği şey ahiret inançsızlığından geliyor. Peki devam edelim isterseniz. Kur'an-ı Kerim'de haşi cismani ile ilgili neler var? Efelem yanzuru ile sema'i fevkahum keyfe beneynâhe ve zeyyennâhe ve mâ lehe min furuç. Aya, bu üstadın kendi mealidir ha. Aya, üstünüzdeki semaya bakmıyor musunuz ki biz ne keyfiyette, ne kadar muntazam, muhteşem bir surette bina etmişiz. Hem görmüyor musunuz ki nasıl yıldızlarla, ay ve güneşle tezyin etmişiz. Hiçbir kusur ve noksaniyet bırakmamışız. Şimdi hani ölüp de toprak olduktan sonra mı bu akıldan uzak diyene cevap bunlar. Baksalar semaya ahiretin varlığına da inanacaklar. Şimdi gelelim. Vel arda medednâhe ve elkayna fîhâ revâsiye ve enbetnâ fîhâ min kulli zevcin behîc. Hem görmüyor musunuz ki zemini size ne keyfiyette sermişiz, ne kadar hikmetle tefriş etmişiz, o yerde dağları tespit etmişiz, denizin istilasından muhafaza etmişiz. Hem görmüyor musunuz o yerde ne kadar güzel, rengarenk, her bir cinsten çift hadravatı, nebatatı halk ettik. Yerin her tarafını o güzellerle güzelleştirdik. Ne yapıyor? Bastı kelam yapıyor şimdi. Zihni hazırlıyor. Duyguları hazırlıyor şimdi. Tapsiratan ve zikra li kulli abdin münib. Gözler gönüller açar, Halık'ının kudretini ihtar eder ve dersler verir birer nişane-i basiret ve numune-i ibret olmak üzere Hakk'a yüz tutan her kul için. Hamdi Yazır'ın meali bu. Şimdi hakikaten yani abd-i münib, yani Hakk'a yüz tutan her kul için Cenab-ı Hak bunları yapmış. Şimdi burada sona geliyoruz. Bak burada da kezalikel huruç var. Ve nezzelnâ mine's-semâi mâen mübâreken fe enbetnâ bihi cennâtin ve habbel hasîd.
Habbel hasid ve nakhle basikatin leha tal'un nadid rizqan lil ibadi ve ahyayna bihi beldeten meyten kezalikel khuruc. Yani hem görmüyor musun ne keyfiyette sema canibinden bereketli bir suyu gönderiyoruz. O suyla bağ ve bostanları, hububatı, yüksek leziz meyveli hurma gibi ağaçları halk edip ibadıma rızkı onunla gönderiyorum, yetiştiriyorum. Hem görmüyor musun o suyla ölmüş memleketi ihya ediyorum, diriltiyorum. Binler dünyevi haşirleri icat ediyorum. Nasıl bu nebatatı kudretimle bu ölmüş memleketten çıkarıyorum, sizin haşirdeki hurucunuz da yani çıkışınız da böyledir. Kıyamette arz ölüp siz sağ olarak çıkacaksınız. Devamlı bahardaki o dirilişi, ölmüş beldenin devamlı efendime söyleyeyim canlandığı, diriltildiği hep nazara veriliyor. Bak kaç tane ayet geldi buraya kadar? Hep bu nazara veriliyor. Sizin çıkışınız da böyle olacak. Farklı bir şey değil yani. Kezalikel huruc ya da kezalikel huruc ya da işte tuhracun böyle çıkarılacaksınız falan diye. Kezalike tuhracun ya da hurucunuz böyle olacak. Aynen bitkilerin çıkması gibi. Ki Yasin suresinde o da tasvir ediliyor. Oraya da geleceğiz. Rum suresi 25. ayet. Şimdi bu ayette de suru üfürülme meselesi var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi en tekumes sema'u vel ardu bi emrihi. Thumma iza da'akum da'vaten min el ard iza entum tukhrajun. Bak gene tukhrajun çıkarılacaksınız. Yani yine onun ayetlerindendir. Göğün ve yerin onun emriyle durması yani ayakta durup varlığını devam ettirmesi. Sonra sizi bir çağırış çağırdığı vakit arzdan derhal siz çıkarır ne yaparsınız? Çıkarsınız. Tekumu, tekumu kıyam demek, ayakta olmak. Yani tekumu sema ayeti en tekumu sema, semanın ayakta durması ve varlığını devam ettirmesi. Ayakta durup varlığının devam ettirilmesi demektir. Kıyam odur. Kayyum var ya hani hayyul kayyum diyor. Kayyum ismi bir şeyi ayakta tutup varlığını devam ettirmesi demek. Efendim? Ha kum bi iznillah ayağa kalk yani onun gibi. Demek bir çağırış çağırdığı vakit arzdan derhal siz çıkarsınız diyor. Tuhracun. Gene ihraç, gene bitkinin çıkması gibi. Sonra yevme yesma'une sayhate bil hak zelike yevmul huruc. Hakka çağıran o sayıyı işittikleri gün işte o huruç yani çıkış günüdür. Demek sura üfle, sur ne demekti? İsrafil aleyhisselamın üfürmekle görevli olduğu bir borazanın adına deniliyor sur. Suru. Sura üflendiği zaman bir ses dalgası çıkartacak. O ses dalgası duyan bütün mahlukat kabirlerinden çıkacak. Tıpkı bitkilerin çıktığı gibi. Efendim? Gök gürültüsü gibi ya da işte bir ses yani. Bir ses dalgası yetiyor zaten. Sayhaten vahideten. Bir ses dalgası yeter diyor. Evet çıkış için. Bir önceki ayette ne demişti? Çağırış çağrıldığı vakit. O sur işte artık çıkınız yerinden diye bir çağırma. Evvelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin. Yasin suresindeki. Fe izâ huve hasimun mübin. Ve darab elena meselen ve nesiye halkah. Kale men yuhil izâme ve hiye ramîm. Kul yuhyihellezî enşe'ehâ
evvela marra ve huve bikulli halkin alim. Yani görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Bir hasım kesiliverdi. Kendi yaratılışını unutuyor. Ya kendin sen hiçbir şeydin ya. İnsan suresinde geçtiği gibi. Yani tamamen adı sanı unutulmuş bir varlıktı insan. Taştı, topraktı, bitkiydi, şuydu, buydu. Cenab-ı Hak oradan buradan topladı seni, bir damla suyla meydana getiriverdi. O kadar ya, senin aslın bu ya. Ayakları altında hakir, böyle ezilen bir varlıktın sen. Oradan derledi, topladı. Seni onurlu, şahsiyetli bir varlık haline getirdi. Değil mi? İnsanı şerefli kılan ne varsa sana verdi. İkram etti yani. İkram, şerefli kılınacak şeyin verilmesi demektir. Mesela akıl nimeti verdi. Mesela insaniyet verdi. Mesela o kadar şey verdi ki sen kainatın içinde şahsiyetli, onurlu bir varlık haline geldin. Değil mi yani? İşte bunu unutuyorsun sen. Ondan sonra da senin yaratıcına karşı meydan okumaya kalkıyorsun. Diyorsun ki men yuhil izame ve hiye ramim. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyorsun. Meydan okuma bu. Kim diriltebilir bunu ya? Artık çürüp gitmiş yani. Hani demin geçen ayetlerde de yani ölüp toprak olduktan sonra mı yani? Ne akla yatar ne mantığa yatar demişti bir müşrik. Burada Ümeyye İbni Halef de bu çürümüş kemiği kim diriltecek diyor. Mantık aynı. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً. Onu baştan kim yaratmış ise o diriltecek. O hayat verecek. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. O her yaratılışı, her halkı bilir. Her türlü halkı, her türlü yaratılışı bilir. Sıfırdan da yaratmayı bilir, iade etmeyi de bilir. Allah rahmet eylesin, Osman Demirci Hoca vardı bizim. Eskiler bilir. Belki gençler bilmeyebilir ama eskiler bilir. Osman Demirci Hoca Almanya'ya gidiyor. Haşir Risalesi okunuyor dershanede. Gencin bir tanesi geliyor ders arasında çay içerken. Hocam diyor, çok güzel anlatıyorsun ama bu haşir meselesi ahirette tekrar o hani dirilip bedenin inşa edilmesi falan, buna bir türlü aklım yatmıyor. Kafam basmıyor diyor. Yani o tabirle. Buna benim kafam basmıyor. Bunu diyor bana izah eder misin? Osman Demirci Hoca da diyor ki rahmetullahi aleyh. Evladım evli misin? Diyor evliyim elhamdülillah. Çocuğunuz var mı? Ha, yolda bekliyoruz hocam diyor. Allah mübarek etsin. Cenab-ı Hak kavuştursun. Diyor şimdi kız mı olacak erkek mi? Allah bilmiyoruz, baktırmadık hocam falan. Peki nasıl bir karakterde olacak sizce, iyi mi kötü mü? Vallahi bilmiyoruz yani, bahtımız ne düşerse. Peki diyor dünyaya geleceğinden emin misin? Bekliyoruz hocam yani, tabii yani. İşte şu kadar ay sonra dünyaya gelecek inşallah falan. Güzel. Şimdi diyor bak evladım. Şu bizim oturduğumuz sehpa var ya diyor. Önde sehpanın üzerinde çay içiyorlar ya. Bu sehpayı haşir meydanı olarak kabul edelim. Şimdi buraya iki kişi gelecek. Birisi ölmüş, toprak olmuş, kemikleri çürümüş deden buraya gelecek. İkincisi de hiç yüzünü bile görmediğin, ne olduğunu bilmediğin, karakterini bilmediğin, senin o beklediğin çocuğun gelecek buraya, haşir meydanına. Şimdi bu hiç görmediğin sıfırdan imal olunuyor. Belki işte Konya'nın unundan, Silifke'nin yoğurdundan, Tosya'nın pirincinden, Kayseri'nin pastırmasından, siz söyleyin oradan buradan Cenab-ı Hak topluyor. Sıfırdan bir imalat buraya gelecek, yaratılıp gelecek. Ama daha önce yaratılmış ama zerreleri dağılmış, toprak olmuş. Birisi tekrar diriltilip buraya gelecek. Hangisi daha zor? Çocuk şöyle bir düşünüyor. Çocuk dediğim delikanlı yani. Şöyle bir düşünüyor. Galiba diyor dedemin gelmesi daha kolay. Ha işte diyor. Haşir de bu oğlum diyor yani. Biz öldükten sonra tekrar oraya geleceğiz. Şimdi daha önce kim dirilttiyse o diriltecek. Başka ayeti kerimelerde de bu daha kolaydır diyor. Ehven.
ehvenu aleyh. Daha kolay. Evet. Yasin suresi yine devam ediyor. Şimdi burada Yasin suresinin 51. ayeti. Bunlar son sayfadaki ayetlerdi az önce okuduklarımız. Burada da diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nufiha fissuri feizahum minel ecdâfi ila rabbihim yensilûn. Sura üfürülür. Suru tarif ettik ya. İsrafil aleyhisselam sura üfürür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Yensilûn ila rabbihim yensilûn. Akın akın gitmektedirler. Sonra üflendi mi? Hani haşir meselesinde 4 mesele var diyor üstad. Bir tanesi bedenlerin inşası, o dağılan zerrelerin toplanıp beden inşası. Birinci mesele. İkinci mesele ruhların bedenlere çağrılması. Herkes kendi bedenine. Hadi marş marş diye. Onlar oraya gelecek. Sonra ruhlar bedenlere girdikten sonra bedenler ihya olacak, dirilecek. Bu ne kadar zaman içinde olacak? Kelemhil basar. Yani göz kırpmak kadar. Kısa bir süre. Hani uzun uzun bir zamana ihtiyaç yok. Çünkü ahiret kudret diyarı. Allah'ın kudretinin doğrudan tecelli ettiği diyar. Bu dünya hikmet diyarı olduğu için eşyanın oluşumu biraz zaman alıyor. İşte maddeye, zamana ihtiyaç oluyor. Evet, işte sure üflendiği zaman bu dediğimiz şeylerin hepsi bir anda meydana geliveriyor. Rablerine ne diyor? Kabirlerinden çıkmış ecdâs minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Kalû. Şimdi birdenbire mantar biter gibi ya da bitki biter gibi yerden kalktılar çıktılar. Şaşkın ördek gibi sağına soluna bakıyorlar. Herkes. İşte o zaman diyecek de ya vaylana, vay başımıza gelene. Şu başımıza gelene bak. Men ba'athena min merkadina, bizim yatıp uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Merkadimizden. Merkat yatıp uyunan yer. Bizi uykumuzdan, yatağımızdan kim kaldırdı? Men ba'athena, kim diriltti? Hâzâ mâ vaadar rahman. Bu Rahman'ın, demek bu Rahman'ın vaat ettiği şeymiş. Ve sadakal mursalun, demek peygamberler doğru söylemiş diyecekler. Bu dünyada çok affedersiniz, amiyana tabirle ıkçık edersin haşirle ilgili. Fakat orada kabirlerinden başını kaldırdığın zaman işte böyle şaşkın ördek gibi bu sözleri söylersin. Değil mi? Şimdi bahar mevsiminde hakikaten bakıyoruz. Yani bir hafta 10 gün içerisinde şu dönemde değil mi yani? Görüyoruz sağda solda çiçekler başını çıkartıyor vesaire. Sanki sura üflendi de yani cesetler sanki oradan ne yapıyor? Dışarıya çıkıyor. O ölü toprak canlanıyor. Başını toprağın altından artık çıkartan çıkartana yani. En vay çeşit bitki. Papatyası çıkıyor, işte sarı çiçeği çıkıyor, mavi çiçeği çıkıyor. Ne bileyim, başını toprağın altından çıkaran çıkarana. Şöyle bir bak, kamerayı biraz hızlandır. Haşir gibi olsun, biraz hızlı olsun. Bir bak, o yer kıpırdıyor. Bir şey oldu çünkü sura üflenmiş sanki. İşte insanlar da böyle toprağın altından başlarını çıkaracaklar. Evet. İmkânet illa sayhaten vahide. Bu diriliş için ne gerekiyormuş? Sadece korkunç bir ses olur. Ses yeter. Fe izâhum cemî'un ledeynâ muhtarun. Hepsi birden toplanıp huzurumuza artık çıkarılmışlardır. Bu dünyada şu beden nasılsa o bedene orada sahip olacaksın yani. Aynen. Sureten resmen, ismen ve cismen orada böyle çıkacaksın. Nerede kalmıştık diyeceksin ya. Sanki kabir alemi geçmemiş üzerinden. Sanki o beden toprak olup dağılmamış. Sanki başına hiçbir şey gelmemiş. Sanki sen akşamdan yatağa yatmışsın da sabahleyin uyanmışsın. Böyle olacak. O kadar net. Şimdi haşr-i cismani Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade ediliyor mu?
bedenen diriliş anlatılıyor mu? Hem de bitkinin çıktığı gibi çıkacaksın diyor. Diyor mu? Diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bu sarahatinden mi, açık apaçık ifadesinden mi? Evet, apaçık ifadesindendir. Şimdi buraya kadar Hacı Cismani Kur'an-ı Kerim misallerle anlattı. Ha, ben birkaç tanesini seçtim ha Kur'an-ı Kerim'den. Hepsi değil bunlar. Yüzlerce var böyle ayetler Haşr-ı Hacr'la ilgili. O kadar çok tahşidat var ki Haşr'ın ispatıyla ilgili ben birkaç tanesini örnek olsun diye seçtim. Şimdi peki şöyle bir soru akla gelebilir. Diyebiliriz ki tamam, haşir meselesini Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde geleceğini haber veriyor. Allah vaat ediyor. Söz veriyor. Diyor ki ben haşri getireceğim diyor. İşte böyle bu şekilde de sizler haşirde dirileceksiniz diyor. Anlatıyor. Peki haşre ne gerek var? Dünya hayatı bize yetmez mi? Yetmez. O zaman bizi niye yarattı? Ha, böyle bir soru da akla gelebilir işte yani, değil mi? Evet. Böyle bir soru akla gelebilir. Doğru. Cevapları var bunun. Kur'an-ı Kerim ona da cevap veriyor ama. Mesela diyor ki buna cevap olarak, bu soruya cevap olarak Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila ather rahmetillahi. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe. İnne zelike le muhyil mevte ve hu ala kulli şeyin kadir. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? Bak gene yeryüzünün ölümün ardından diriltilmesi anlatılıyor. Aynı şey. İşte bunu yapan, ölümünün ardından yeryüzünü dirilten yani, ölüleri dirilten muhyidir ki, muhyi isminin iktizasınca elbette ölenleri diriltecektir. O ise her şeye kadirdir. Burada bize gerekçe anlatıldı. Yani siz bu sorunun cevabını bulmak istiyorsanız, Allah'ın rahmet eserlerine bakın. Bakacaksın ama orada ne göreceksin? Yerin ölümünden sonra diriltiliş keyfiyetini göreceksin. Yani esere bak, fiili gör. Peki bu düzenli fiili yapan, diriliş keyfiyetini yapan kimdir? Dirilişi yapan, ölüleri dirilten muhyidir. O dirilişi muhyi yapıyor. Hayat veren, ihya eden, dirilten o yapıyor. Madem o ihya eden, dirilten zattır, o halde sen de ölünce seni de o ismin iktizasınca, gereğince diriltecektir. Ha, fail muktedir mi? Evet, yapabilir. Şimdi gerekçeyi ne yapıyor? Bu şekilde anlatıyor. O halde sen de bu şablonu, bu düşünce şablonunu kullan, düşün, o sorunun cevabını kesin net olarak bulabilirsin diyor. Ki bu ayeti kerimenin tefsiri olarak Üstad 10. sözü yazmıştır. Bu ayeti 10. sözün başına koymuş. Esere bak diyor. Zerreden güneşlere kadar. Hangi eser? Ha, eser deyince bir de yani eser farklı anlaşılıyor bizde. Mesela bir insanın yazarlık ismi varsa eseri nedir? Kitap olur. Değil mi? Eğer bir insanın şoförlük ismi varsa, şoförse, hani şoför gel, şoför git, şoförümüz nerede deriz ya, bir isim takarız adama, meslek ismi. O adam ne yapar? Eseri arabayı sürmektir. Peki aşçılık ismi varsa, aşçılığın eseri nedir? Pişirdiği yemektir, değil mi yani? Peki bir adam hakimse, onun eseri ne olur? Ha, verdiği hükümdür yani. Eseri verdiği hükümdür. İyi ya da kötü artık. Verdiği hüküm onun eseri yani. Yani adil olan bir insanın eseri adaletedir. Yargıçsa eğer bir insan, hakimse eseri verdiği hükümdür. Demek eser deyince illa elle tutulur, gözle görülür cinsten bir şey olması gerekmiyor. İsme göre değişiyor. Bazen de işte adalet ne elle tutulur ne gözle görülür. Ama o
adilin bir eseridir. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine dediğimiz zaman bütün Esma-i Hüsna'nın eserleri kastediliyor burada. Rububiyet eserine bakalım. Rububiyet eseri hangi ismin şeyidir? Eseridir. Rab isminin eseridir. Peki Kerem eserine bakalım. Kerim isminin. Peki Adalet eseri? Adil'in. Adil olan ismin. Hikmet eseri? Hakim. Çok güzel. Peki Ubudiyet-i Muhammediye? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğu? Mabut ya da Mücib. Evet, tamam. Mücib'in eseri. Şimdi eserlere bakın dedi ayet-i kerime. Şimdi ne demişti? Fenzur ila eser rahmeti. Allah'ın rahmet eserine bak. Keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Ölümünün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor? Bu diriltiliş keyfiyetini gör dedi. Mesela bu diriltiliş esere baktığımız zaman eser eğer rububiyet kelimesi ise rububiyet ne demek? Yönetim demek. Tedbir ve idare demek değil mi? Yani terbiye de tabii o rububiyetin içinde var. Terbiye ne demek bizim Türkçe'de? Biraz onu açalım azıcık burayı iyi anlamamız için yani. Terbiye ne demek? Mesela hanımlar iyi bilir. Bunlar eti falan filan terbiye ediyorlar. Doğru mu? Nasıl terbiye ediyorsunuz? Tokat mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dövüyorsunuz. Başka nasıl terbiye ediliyor? Efendim? Sos yapılıyor. Başka var mı? Hanımlar. Yani erkeklere sormuyorum, size soruyorum. Bazıları sirkenin içine koyuyorlarmış. Hatta soda suyunun içine koyuyorlarmış. Sabaha kadar bekletiyorlarmış. Diyor o zaman yumuşak oluyor. Yerken diyor ağızda dağılıyor. Bir bambaşka oluyor diyor. Et öyle terbiye ediliyormuş. Doğru mu? Biz tereciye tere satmayalım yani burada. Şimdi demek terbiye neymiş? Etin de terbiyesi oluyormuş. Hatta tavuk etlerinin de terbiyesi var. Terbiyesiz tavuk falan filan da diyorlar. Değil mi? Terbiye olmuyormuş. Peki insan nasıl terbiye edilir? Ha, bir şeyi olması gereken kıvama ulaştırmak demek terbiye. Eti olması gereken kıvama ulaştırma etin terbiyesi değil mi? İnsanın olması gereken kıvama ulaştırması insanın terbiyesidir. Ne yaparsın? Olması adam olacak mesela bir insana. Adam yapacaksın. Okula gönderirsin. Evde eğitirsin. Ondan sonra güzel ahlak verirsin. Anlatırsın. Onu anlattırırsın. İşte şöyle davranırsa bu yanlış dersin, böyle davranırsa doğru dersin. İstikamet verirsin. Kötü arkadaşla bulunma, iyi arkadaşla bulun dersin. Çocuğun terbiyesi böyle olur. Sonunda o iyi bir adam çıkar. Adam olur. Olması gereken kıvama ulaşır. Esma-i Hüsna'yı talim ettirir. Ha, bravo. İşte varlıkların terbiyesi de, rububiyet de, yönetimi de böyle. Allah yaratıyor. Ne halin varsa gör deyip hani salmıyor yani. Ne yapıyor? İhtiyaçlarını karşılıyor. Bak şimdi olması gereken kıvama ulaştıracak. Tehlikelerden koruyor. Değil mi? Onun üzerinde bir hakimiyetle idare ve tedbirde bulunuyor. Değil mi? Mesela bir arıysa bu, bal yapacak kıvama ulaşıncaya kadar ne gerekiyorsa arıya veriyor. Koruyor, veriyor, eğitiyor. Sonra kovanından çıktığı zaman çiçek çiçek polen topluyor, geliyor balını yapıyor. Bütün varlıkları Cenab-ı Hak ne yapıyor? Böyle tedbir ve idarede bulunuyor. Onları ne yapıyor? Eğitiyor. Hangi maksat için yaratılmışsa o maksada, o kıvama ulaşıncaya kadar onları terbiye ediyor. İşte rububiyet bu. Tamam. Bu kainatta biz bunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Arı balını yapıyor. İpek böceği ipeğini yapıyor. Örümcek ağını örüyor. Bütün varlıklar görevini tam olarak yapıyor mu? Ha, o zaman müthiş bir rububiyet var burada. Hem de bu saltanat-ı rububiyet tabir ediyor. Sulta. Yaptırım gücü. Saltanat yaptırım gücü demek biliyorsunuz. Otorite. Bunlar tam bir otorite içinde mi oluyor? Tam bir disiplin içinde. Evet. Arı da tam bir disiplin. Karınca da tam bir disiplin. İpek böceği de tam bir disiplin. Örümcek de tam. Hangi mahluka bakarsan bak tam bir disiplin içinde
bir yönetim var. Kuş uçurtulmuyor. Şimdi düşünün, en dandik bir yönetimde bile ceza ve ödül vardır. Bir fabrika. Girdin çalışıyorsun. Adamın bir tanesi geldi, İngiliz anahtarını makinenin içine kasten attı. Makinenin dişleri kırıldı, çalışmaz hale geldi. Orada bir yönetim varsa buna bir ceza vermesi lazım değil mi? Ceza vermesi gerekir mi? Gerekir. Birisi de geldi, ay sonuna kadar hakikaten işini dört dörtlük yaptı. Buna da ödül verilmesi gerekmez mi? Orada bir eğer yönetim varsa ona da maaşı verilecektir, ödülü verilecektir. Yönetim çünkü bunu iktiza eder. Bir ülke yönetimini düşünün. Canilere cezasını veriyor, çalışan insana da maaşını veriyor. Ha, orada ne vardır? İyi bir yönetim. Eğer canilere, kötülere ceza vermiyor da iyilere de çalıştığının karşılığını vermiyorsa o ülkede iyi bir yönetim yok demektir. Kainata bakıyoruz. İyi bir yönetim var mı? Vallahi gediği yok. Muhteşem. Şu dünyevi yönetimler de onu örnek alsalar bunlar da muhteşem olacak. Şimdi bakıyoruz. Kainatta çok iyi bir yönetim var ama insanlarda bu yönetim yok. Bu yönetime itaat eden bu dünyada ödülünü alamıyor. Maaşını alamıyor. Bu yönetime isyan eden, yani makineye İngiliz anahtarını atıp kıran insanlar da cezasını almıyor. İnsanlarda yok bu. Kainatta var da insanlarda yok. Peki madem kainatta böyle bir yönetim var, bu yönetim insanların bu dengesizliğine müsaade eder mi? Etmez. Etmemesi lazım. O zaman bu rububiyeti yapan, bu fiilleri az önce söyledik ya, bu keyfiyeti yapan, yönetim keyfiyetini bir Rab vardır ki Rab isminin iktizasınca elbette zalime ceza, mazluma ödülünü vermek üzere bir mahkemeyi kübrayı kurması lazım. İktiza gereklilik. Zalimler için yaşasın cehennem. Evet, zalimler için yaşasın cehennem ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i düşün şimdi. Ömür boyu şu rububiyetin içerisinde ubudiyetini sergilemiş. Doğru mu? Hem de örnek olacak bir tarzda. Fakat bunu sergilerken ya dünyada iki lokma yiyememiş ya. Sahabinin birisi, zengin sahabilerden birisi, zengin sahabilerden bir tanesi kızartılmış böyle bir et koymuşlar önüne. Etten çok güzel kokular geliyor tabii. Öyle daha sıcak sıcak. Çok hoşlanmış. Tam böyle alıyor eline, ağzına götürecek. Başlıyor ağlamaya. Hıçkıra hıçkıra. Diyorlar bir şey mi oldu? Hayırdır? Yani tarafın mı ağrıyor, sızlıyor mu, etten mi şey almadım, memnun olmadım falan diye söylüyorlar. Yok diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ömür boyu o kadar hizmet etti. Fakat böyle kızartılmış bir lokmayı ağzına koyamadı. Biz şimdi bunları yiyoruz diyor. Şimdi düşünün, ömür boyu sen hizmet et, hem de en güzel hizmeti ver, ödülünü alama. Dünyada böyle bir kızartılmış et bile ağzını alıp yememiş yani. Dünyada hani ödül? Bu kadar çalıştığı halde ödülünü alamamış. Böyle bir yönetim buna ödül vermesi lazım değil mi? Yattığı yatak var ya, hurma liflerinden yapılmış. Hurma lifi serttir biraz. Üzerine yattığınız zaman üzerinize batar böyle, rahatsız olursunuz. Ömür boyu böyle bir yatakta yatmış. Dünyada rahat etmemiş. Ve demiş ki la rahate fi dünya. Dünyada zaten rahat yok demiş. Şimdi bu kadar hizmet edip de dünyada bir lokma bile alamıyor, yiyemiyor ya. Bir ödülü yok. Böyle bir yönetim. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kadar hizmetini yönetim ödülsüz bırakır mı? Ebu Cehiller var. Nemrutlar var. Firavunlar var. Öyle tahribat yapmışlar ki Allah'ın sevgili kullarını o kadar çok rahatsız etmişler ki bunlar da ceza almamış yani dünya.
Böyle bir yönetim ona ceza vermiyor, buna ödül vermiyor. Böyle bir saltanat olmaz. Ya böyle bir saltanat olmaz, böyle bir yönetim. Ama kainatta bu yönetime diyoruz ki kusursuz bir yönetim bu. Ama insanlarda bu tecelli etmiyor. O halde ödülün ya da cezanın verileceği yevmul ceza tabir edilen bir ceza günü gelecek. Yani bir yani herkesin yaptığının karşılığını alacağı bir yer gelecek, bir mahkemeye kurulacak. Herkes hak ettiğini elde edecek orada. Öyle olması lazım. Demek bu yönetim ahiretin varlığını ne yapıyor? İktiza ediyor. Gerekli kılıyor. Bak böyle düşündüğümüz zaman nasıl oluyor? Ayet-i Kerime bize düşünce sistemini verdi. Şimdi biz böyle devam ediyoruz. Başka bir eser. Neydi ikincisi? Mesela Kerem. Kerem eserini görüyoruz. Hepimiz ikram olmuş. Bak hepimiz şahsiyetli, onurlu, ne güzel. Efendim söyleyeyim, kravatlı. Bazılarımızda var da bazılarımız yok. Bazıları da güzel yani, şık giyinmişler. Ne güzel oturuyoruz. Şahsiyetimiz var, onurumuz var. Düşünüyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Bir evimiz var, çoluk çocuğumuz var. Bir idari sistemimiz var. Sosyal içindeki bir konumumuz var. Bunların hepsi nedir? Kerem'in tecellileri. Kerem. Bu eseri görüyoruz. Bunlar da bize veriliyor. Bak akıl nimetini düşün sadece. İnsandan akıl gitse bu şahsiyet kalır mı? Ne kadar büyük bir nimet değil mi yani? İnsanı şerefli kılan Cenab-ı Hakk'ın her türlü vergisine kerem denir. İhsan neye denir? İnsanın ahlakını, siretini güzelleştiren Allah'ın her vergisine ihsan denir. Hüsnünden geliyor çünkü ihsan. Kerem de kerim yani şerefli olmadan geliyor. Şimdi bakalım şu kainatı şey insanların arasına. Bu kerem var mı? Var. İnsanları bu kadar kerim yaratsın. Kainatın eşrefi mahlukatı yaratsın. Değil mi? Ondan sonra da öldükten sonra bütün sevdiklerinden ayırsın gitsin. O kereme layık efendime söyleyeyim bir neticeyle onları sonlandırmasın. Çok şerefli kılıyor. Ondan sonra da her türlü hakareti eder gibi onları böyle tahkir eder gibi ölüm ile bütün sevdiklerinden koparıyor. Bütün şey yapıyor. Yani o kereme layık olmayan bir netice ile onları baş başa bırakıyor. Bu kereme layık değil. O kereme layık olan, o kereme uygun hareket eden insanlara ödülünü verecek. Daha şerefli kılacak. Ama o kereme uygun olmayan, o şerefe layık olmayan davranışlarda bulunanlara da cezasını, ben sizi bu kadar kerim yarattım, siz bunu niye doğru yerde kullanmazsınız diye onlara da ceza vermesi lazım. Şimdi kerem eserine baktık. Onun uygulamasını gördük. Ondan sonra fiilini gördük. O fiili yapan bir kerim vardır dedik. Kerim isminin iktizasınca mutlaka ahireti yaratması lazım dedik. Sonra ne var mesela? Rahmet var. Sonra ne var? Adalet var. Mesela adil. Adalet var mı? Her şeyde bir denge var. Esere mi var? Her şey dengeli. Senin kanının içindeki hemoglobinin miktarı bile belli. Denge içinde. Şeker miktarı belli. Vücudundaki şekil dengeli. Bir kulağın böyle fil kulağı gibi, diğer kulakta fare kulağı gibi değil. Her şeyde bir denge var. Gözlerin dengeli. Biri oraya, biri buraya bakmıyor. Değil mi yani? Her şey denge içinde. Bu dengeye adalet demektir. Biliyorsunuz hani mahkemelerin kapılarında ne var? Terazi vardır. Yani dengeye getiriyor her şeyi. Denge. Evet, şimdi bu adil ismi ile kainatta Cenab-ı Hak ne yapıyor? O dengeyi yapan adildir. O adil ismiyle bütün kainata denge vermiş. Var mı bu? Ekolojik denge var. Efendim fiziki denge var. Kimyevi denge var. Biyolojik denge var. Bütün ilmi dallara bir bak, her şeyde bir denge ve disiplin olduğunu görüyoruz. Şimdi bu eseri gördük. Benim torun geldi.
Aleyküm selam, hoş geldiniz. Başlamaya da ben gittim. Öyle mi? Şimdi kainatta denge nasıl? Muhteşem değil mi? Bütün ilim dalları bize diyor ki bu kainattaki denge muhteşem diyor. Fizik onu söylüyor, kimya onu söylüyor. Zooloji, biyoloji, botanik hep bunları söylüyor. Astronomi bile hayran oluyor, hayran oluyoruz kainata diyor. Şimdi kainatta denge var da insanlar arasında bir denge var mı? Beşer Esed kesinlikle bir ceza almıyor arkadaş. Dünya bir şey yapamıyor. Adam halen daha yerinde. 1 milyon insanı öldürdü. Denge nerede? Adalet nerede burada? Yok. Ama oradan evlerini yıkıyor. İnsanları öldürüyor. Bir kısmı da oradan kaçıp gidiyor. Peki bunlar bir ödül alıyor mu? Almıyor. Adil ismi her şeyde denge gözetiyordu hani. Hani nerede burada adalet? İnsanlarda yok. Demek ihmal edilmiyor. Böyle bir adalet, kainatta adaleti görünen böyle bir adalet insanlarda görülmüyor. O adil olan zat insanların bu adaletsizliğine müsaade etmez. O zaman bu adalet isminin gereğince ahiret gelmesi lazım. Adalet isminin, adil isminin gereğince mahkeme-i kübranın kurulması lazım. Ya işte muktazi işte. Gerekçe bu. O halde adil isminin gereğince mahkeme-i kübra gelmesi lazım. Esere bak. O eserin fiilini gör. O fiilin mutlaka faili vardır. O failin isminin iktizasınca da ahiret gelecektir. Peki fail muktedir mi? Ve hu ala kulli şeyin kadir. Muktedir elbette getirir. 40. hoca, Allah rahmet eylesin. Bir gün derste cennetin o ihtişamından bahsediyor. Tabii orada bir yaşlı zat pek aklına sığıştıramamış. Bu kadar muhteşem nasıl olacak ya demiş. Nasıl yapılır bunlar falan. Tabii 40. hoca problemi anlıyor. O kendi ölçüleriyle kıyas ettiği için ben yapamam diyor. O ya o zaman olmaz diye. Ona sırtını sıvazlıyor. Diyor ki sen hiç diyor merak etme. Hiç endişelenme. Diyor onu sen yapmayacaksın. Onu Allah yapacak diyor. Kıyameti koparacak da Allah. Tekrar dirilişi yapacak da Allah. Onun için kolay. Ve hu ala külli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Fakat bazıları şunu diyor. Yani bütün bu işlerin tamamını, mesela geçenlerde bir İngiliz fizikçi vardı. Hani tekerlekli sandalyede sakattı, vefat etti. Kim? Hawking. Hawking. O diyor ki bu kadar işi bir tek zat yapamaz ya diyor. Hepsiyle başa çıkamaz diyor. Demişti yani sağlığındayken. Sonra bir düşündüm. Bu kadar büyük bir beyin nasıl bu sözü söyler yani? Öyle değil mi yani? Hakikaten büyük bir beyin yani Hawking. Öyle sıradan bir insan değil. Sıradan bir insan söylese dersin ki onun kafası basmıyor hadi yani böyle şeyler düşünür dersin. Ama Hawking bunu söylüyor. Ben düşündüm şahsen. Bu adam niye bunu böyle söyledi? Sonra tekrar aklıma şöyle geldi. Ya şimdi Hawking bir tanrıya inanıyor. Fakat onun inandığı tanrı acaba nasıl bir tanrı? İslamiyet'ten öğrenmemiş ki. O batıdaki o genel kültürün içinde öğrenmiş dini. Allah'ı öyle tanımış. Şimdi dedim onun kafasındaki tanrı herhalde biraz Süpermen'e benziyor. Hani Süpermen'den biraz daha güçlü olabilir belki. Hani Süpermen bazı şeylere güç yetiremiyor ya. O biraz daha güç olabilir ama yani Süpermen'den bir gömlek daha ileride olabilir. Ama Süpermen'in aciz olduğu taraflar da var. Allah da işte bu kadar işi yapamaz, bu kadar işi bir anda yürütemez diye böyle bir kıyas yapıyor herhalde. Ya da ne o? Batman vardı herhalde onlarda. Ya da Herkül var eski Yunan tanrısı. Onun gibi bir şey herhalde yani. O tanrı inancı. E onun tanrısı yapamaz. Hakikaten bu kadar işin altından kalkamaz ya. Öyle bir tanrı kalkamaz. İnsanların
Bir kısmı Hawking gibi böyle Allah'ı aciz zannediyor. Niye? Kafalarındaki o inandıkları o tanrı inancı zayıf. Halbuki Kur'an-ı Kerim nasıl tarif ediyor? O vacibül vücuttur diyor yani. Bu kainat mümkünül vücut diyor. Yani varlığı da yokluğu da eşit diyor. Mütesavi tarafeyn. Her iki tarafı da eşit. Yani tıpkı şuna benzer bu. Mesela diyelim ki şu kainat, şu kağıt ya da şu dosya ayna olsun. Bunu buraya tuttuğumuz zaman aynanın içerisine burası girer değil mi? Burada kaç kişi varsa hepsi görünür orada. Görüyorsun, var orada. Yok değil, var. Fakat o aynanın içine buradaki insanlar girdi diye ben herhangi bir ağırlık hisseder miyim? Bu kadar insanı kaldırıyorum yani bak şimdi ben. Eder miyim, ağırlık hisseder miyim? Benim için bu kadar insan ister aynanın içinde olsun ister olmasın eşittir. Ha var ha yok. Doğru mu? Bu aynayı tutsam, aya çıksam, dünyaya tutsam, dünyanın tamamı girse herhangi bir ağırlık hisseder miyim? Etmem ya. Herhangi bir ağırlık hissetmem. Şimdi ha dünya bu aynanın içine girmiş ha girmemiş. Fark eder mi etmez. Varlığı da yokluğu da eşittir benim için. Farz edelim ki kainatın dışına çıktık. Farz. Kainata aynayı tuttuk. Aynanın sağ tarafını geçmiş, sol tarafını gelecek zaman. Tam karşısında şimdiki zaman olarak kabul edelim. Bütün kainat gelmişiyle, geleceğiyle, şu anıyla bu aynanın içine girer mi? Girer. Görüyorsun orada var. Var. Yok olsa görmezsin. Varlık. Fakat aynanın içindeki varlık o kadar hafif ki kainatın tamamı bu aynanın içine girse ben bir şey hissetmiyorum. Benim için varlığı da yokluğu da eşit. Bunu bırakıyoruz. İşte bu kainat da, bu kainatın kendisi Allah'ın varlığının yanında mütesavi tarafe indir. Varlığı da yokluğu eşit. Çünkü Allah'ın varlığı o kadar rasih, o kadar güçlü, o kadar esaslı ki bu kainatın varlığı aynanın içindeki varlık kadar hafif Allah'ın yanında. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Böyle bir Allah haşri yapar. Kün der olur. Kün feyekün. Oluverir hemen. Dünyaya yıkıl der yıkılır. Ahirete kurul der kurulur. Çünkü varlığı da yokluğu da eşit. Bir odadan çıkıp diğer odaya girmem gibi bu dünyadan ahirete geçişi sağlar. Ahiretten de isterse dünyaya geçişi sağlar. O kadar kolaydır onun için. Çünkü niye? Varlığı da yokluğu da eşit. Varlık tarafına kudretiyle tecelli ettiği zaman eşya var olur. Yokluk tarafına tecelli ettiği zaman yok olur gider. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Biz böyle Allah'a inanıyoruz. Hawking böyle Allah'a inanamıyor. Belki birileri anlatması lazımdı ona. Bir şeyler anlatması gerekirdi ki o seviyeye gelsin. Padişah kendi bulgur çorbasını yapacak kadar bir örnek. Ha işte o. Bir gün ben tabii şeyim vazifem itibariyle İstanbul İlmi Kültür Vakfı'nın şeyi olarak etkinlikleri olarak Mısır'a gidiyorum, işte Fas'a gidiyorum, Cezayir'e gidiyorum, Arabistan'a gidiyorum. İşte ne bileyim yani çeşitli ülkeleri dolaşıyorum. Özellikle Arapça konuşan ülkelere gidiyoruz. Şimdi oralarda tabii yani gidiyoruz orada anlatıyoruz meseleleri. Şunu bunu anlatıyoruz falan. Bu gidişlerim esnasındayken tabii çok enteresan şeylerle de karşılaşıyoruz. Çok hatıralar falan oluyor. Şimdi o her şeye kadirdir. Her şeyi yapar Allah. Niye? Çünkü o öyle bir ilahtır. Yapabilir bir ilahtır. Biz buna inanıyoruz. Hawking gibi insanlar buna inanmıyorlar. Hawking gibi insanların kafasında oluşturdukları tanrı inancı işte az önce söylediğim gibi insandan bir derece daha bir gömlek daha ileride işte öyle bir varlık yani. Öyle tasavvur ettiklerinden dolayı aciz kabul ediyorlar. Şimdi geçelim bir suale.
Bu kadar anlattık. Şimdi bu minval üzere gidersek tabii ayet-i kerimenin gerekçelerini de ne yapacağız? Öğreneceğiz. Demek muktaziler her şeymiş. Muktazi her şeydir diyor Üstad. Ayet-i kerime bize bütün bu Esma-i Hüsna adedince ne yapıyor? Ahiretin varlığına delil çıkartıyor. Hangi esere bakarsan bak ahireti gösteriyor. Bütün yollar ahirete çıkıyor. Bu yolla gidiyoruz. Şimdi bir sual var. Bu 28. sözden bir sual. Yani niçin cismani bir haşir, ruhi değil, kusurlu noksaniyeti mütegayyir yani değişken, kararsız, sabit değil, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Madem ruhun âli lezaizi vardır, ona kafidir. Yani ruhen ahirete, ahirette yaşasak yeter bize. Çünkü yüksek ruhun lezzetleri var, aldığı lezzetler. Bu insan için yeterli, mutluluğu için. Niye tekrar cisim dirilecek, ondan sonra ruhlar o cisimlere girecek, ahireti o cisimle beraber yaşayacağız? Niye? Şimdi bunun için oradaki o bölümü isterseniz beraberce bir okuyalım, kısaca. Çünkü nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıklıdır. Fakat masnuat-ı ilahiyenin bütün envaına menşe ve medar olduğundan bütün anasır-ı sahirenin manen fevkine çıktığı gibi. Öyle değil mi? Toprak hakikaten ışığa göre, suya göre vesaire göre daha kesif bir varlıktır. Değil mi? Fakat Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelli noktasına geldiğimiz zaman en fazla Cenab-ı Hakk'ın ismi toprakta tecelli ediyor. Suda, havada veya ziyada tecelli etmiyor fazla. Toprak esmanın tecellisine en güzel ayna gibi. Hem kesafetli olan nefsi insaniye sırrı camiyet itibariyle tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniye fevkine çıktığı gibi. Nefis de öyle. Bir latifedir nefis. Fakat latife olan bu nefis başımızın belası olduğu gibi fakat tezkiye ettiğimiz zaman diğer latifelerin sultanı oluyor. Gibi. Evet. Öyle de cismaniyet en cami, en muhit, en zengin bir ayine-i tecelliyat-ı esma-i ilahiyedir. Cisim en geniş ilahi isimlerin tecelli mekanıdır. Bütün hazain-i rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Esma-i Hüsna'nın yani Esma-i Hüsna'nın tecellilerini tartıyor, ölçüyor, biçiyor yani. Hepsi cismaniyetle oluyor. Mesela dildeki kuvve-i zayika, rızık zevkinde enva-i matumata denince mizanlara menşe olmasaydı her birini ayrı ayrı hissedip tadamazdı, tadıp tartamazdı. Bal Allah'ın müthiş bir nesidir, nimeti. Cisim olmayınca bu baldaki lezzeti ruh alabilir mi? Alamaz ya. Allah'ın o büyük nimetinin nasıl bir nimet olduğunu anlayamazdı. O ismin tecellisinin ne olduğunu bilemezdi. Ruh balı tadabilir mi? Cisim olmasa tadamaz ya. Evet. Hatta soğan bile yeri geldiğinde lezzetli. Yani ruh soğandan ne anlasın yani? Bu illa dil olacak, onu tadacak, beden olacak, onu tadacak. Hem ekser esma-i ilahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. Şimdi istidat tabirini kullandı burada. İstidat nedir arkadaşlar? Çekirdektir. Çekirdektir, güzel. Güzel bak bu, güzel çekirdek. Tuttum bunu, alacağım şimdi. Onun üzerine bir açıklama yapacağım. Başka? Yetenek. Açık artırma, kim artırırsa onda kalacak. Yetenek. Yetenek, güzel. Kabiliyet. Kabiliyet, güzel. Yok mu daha? Açık artırmaya atıp koyduk yani olayı. İstidat, fıtrat. Fıtrat. Evet, güzel. Bunların hepsi doğru. Ama ben size bir örnek vererek anlatayım bu meseleyi.
Bir örnek vererek anlatayım. Siz ondan sonra adını siz koyun artık. Bilgisayarın ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yaşlı, genç biliyoruz. En azından bilgisayarımız yoksa bile herkesin bir cep telefonu var. Değil mi? Böyle bir cep telefonu herkesin var. Böyle olmasa bile bir telefonumuz var. Şimdi bu bilgisayarlar, cep telefonlarının sistemi şu. Bir, hardware deniliyor. Dış donanımı var. İşte ekranıydı, tuşlarıydı vesaire. Değil mi? Klavyesi falan. Bir de software dediğimiz bir işletim sistemi var değil mi? Yani iOS işletim sistemi, Linux ya da Windows gibi işletim sistemleri var. Şimdi kasasını aldığımız zaman bilgisayarın bilgisayar olarak kullanamayız bunu. Ne yapmamız lazım? Bir işletim sistemi yüklememiz gerek. İşletim sistemini de yükledik. Bilgisayarı bastık, düğmesine açıldı. Yeterli mi? Değil. Yapacağımız işe göre de programlar yükleyeceğiz. Kamerasını kullanacaksak kameranın driver'ını, programını yükleyeceğiz. Eğer hoparlörsünü kullanacaksa onun driver'ını, programını yüklememiz lazım. Mikrofonunu kullanacaksak onun mikrofonunun driver'ını yüklememiz lazım, öyle mi? Burada bir bilgisayar uzmanı var, profesyonel. Ondan sonra şimdi bunları yüklememiz lazım. Bizim ki o bilgisayarın o şeylerini çalıştıralım. Hatta ekranın bile driver'ı olması lazım değil mi? Onu da ekran driver'ını da yükleyeceğiz programına. Yoksa göremezsin bir şey yani. Görsen bile karma karışık görürsün. Sonra mesela internette dolaşacağız. Bir browser yüklememiz lazım. İnternette dolaşmamız için. Bir resim yapacağız. Resim üzerinde oynamalar yapacağız falan. Resim çalışması yapacağız. Fotoğraf üzerinde. Onun için ne gerekiyor? Adobe Photoshop gibi bir program gerekiyor. Veya yazı yazacağız, en azından bir Word programı gibi bir program yüklememiz lazım. Veya muhasebe yapacağız, Excel gibi, Excel mi? Doğru mu söylüyorum? Bir program yüklememiz gerekiyor. Yani yapacağımız işe göre program yükleyeceğiz. Eğer bir arkadaşımızla yazışacaksak ne yapacağız? Bir e-mail programı yüklememiz gerekiyor. Değil mi? En azından. Şimdi programlar yapacağımız işe göre. Cenab-ı Hak da insanı yaratırken bu bilgisayara benzer bir tarzda yaratmış. Bir dış donanımımız var. Bizim kameramız, gözlerimiz. Hoparlör, dilimiz. Mikrofonumuz, kulağımız. Değil mi? Dış donanımımız var bak. Bunlar arıza yaptı mı, bozuldu mu doktora gidiyoruz, o düzeltiyor, geliyoruz, gene kullanıyoruz. Tamam. Dış donanım. Bir de bu dış donanımın çalışması için bu bedene bir işletim sistemi yüklememiz lazım. Onun adı ne? Ruh. Bizim bedenimizin işletim sistemi ne? Ruh. Cenab-ı Hak öyle bir işletim sistemi yapmış ki mükemmel. Ve koymuş bizim bedenimize. Sonra peki ruh yeter mi? Yetmez. Maymunda da ruh var ama insan gibi yazı yazamıyor. Yazar olamıyor. Aşçı olamıyor. Değil mi yani? Şimdi o ruha da yapacağı işlere göre programlar yüklenmesi lazım. Ne program? Mesela işte görme programı, konuşma programı, işitme programı, sevme programı, düşmanlık etme programı, mühendislik programı, ondan sonra adaletle hükmetme programı. Sayın artık programları. İnsanların yaptığı işlere baktığınız zaman insanın ruhuna, bu işletim sistemimize ne kadar çok program yüklemiş Cenab-ı Hak. Bütün meleklerin programı o ruhu yüklenmiş. Şeytanların programı da yüklenmiş ama. Bütün hayvanların programları yüklenmiş. Onun için Üstad Hazretleri ne diyor? İstidat bir çekirdek gibi kaderden manevi programlar olarak tarif ediyor. Tabi sabit değil bu programlar. Çekirdek gibi hakikaten. Ne yapıyor? Gelişiyor. Mesela insan işte çocuk dünyaya geliyor, konuşmasını bilmiyor, bir şey bilmiyor. Annesinden babasından görüyor falan filan kabiliyetiyle, kabul ederek yani alıyor onları. Ondan sonra başlıyor annesi gibi konuşmaya, babası gibi konuşmaya. Konuşma programı. Peki insanın konuşma programı ne kadar mükemmel? Çok mükemmel. Yeryüzünde insanoğlu 10 bin farklı dil kullanıyor. Biliyor musunuz? 10 bin. Onları insanın istidadı, işte programı öğreniyor, öğretiyor ve kullanıyor.
Böyle bir program var. Maymun da insana benziyor ama öyle bir program yüklenmemiş onun ruhuna. Onun konuşması weak, weak, weak o kadar. Başka bir şey yok. Basit bir program. Konuşma programı. Hele yazarlık programı yok. İşte bu programların adına biz istidat diyoruz. İstidat. Peki insanın istidadı ne kadar genişmiş? Üstad cami istidat diyor. Ne kadar genişmiş? Bütün kainatın özeti. Meleklerin programı var, şeytanların programı var, hayvanların programı var. Kainatta ne kadar varlık varsa hepsinin programı insanın ruhuna yüklenmiş. İnsanın ruhu da o kadar güçlü bir işletim sistemi ki bu kadar program yüklendiği halde çökmüyor. Muhteşem bir işletim sistemi. Ruh. Şimdi düşünün, bak buradaki tabiri tekrar okuyorum. Siz buna bir mana verin. Hem ekser Esma-i İlahiye'nin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Bu cihazlar. Peki o cihazları işletecek işletim sistemleri, programlar, istidatlar, hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. Maddi mane. İstidat. Onun için bütün Esma-i Hüsna'yı o muhteşem dereceleriyle beraber, tecelli dereceleriyle beraber hisseden insandır. İnsandan başka öyle bir varlık yok. Onun için Cenab-ı Hak insan için ne diyor? Ahsen-i takvim diyor. Değil mi? Eşref-i mahlukat ama ahsen-i takvim. Yani Rabbini tanıtacak en güzel kıvamda yaratılan tek varlıktır. Nadidedir. İnsan böyledir. Şimdi Rabbini tanıtacak en kıvamda varlık insandır. Bu da yani bilgisayar sadece işletim sistemiyle olmaz. O işletim sisteminin içine yani kullanacağı cihazlar olması lazım. O da bedendedir. Maddi cismaniyettedir. Tüm istidatlar işte o zaman faaliyete geçer. Göz o zaman görür, kulak o zaman işitir, dil o zaman tadar, gönül o zaman sever vesaire vesaire. Onun için cismani diriliş zaruridir ki Cenab-ı Hak cismani dirilişi ben yapacağım. Hem bir de şu var. Yani Cenab-ı Hak adildir değil mi? Az önce gördük. Bu göz hizmet görmüş, kulak hizmet görmüş. Bunlar maddi cisimler. Dil hizmet görmüş, burun hizmet görmüş, akıl hizmet görmüş. Bunlar hep maddede, bedende var. Bu hizmetlerinin karşılığını almazsa zulüm olmaz mı? Göz ödülünü alacak, kulak ödülünü alacak, dil ödülünü alacak. Onun için cismaniyet şart. Evet, demek Kur'an-ı Kerim'de cismani haşir varmış. Ve çok açık bir şekilde, net bir şekilde, tereddüte mahal bırakmayacak şekilde de Kur'an-ı Kerim bunu izah etmiş. Peki, haşir cismani var. Peki buna ne gerekçe var? İşte onu da izah etmiş Kur'an-ı Kerim. Bunun izahını öğrenmek isteyen 10. sözü okumalı. Haşir Risalesini. Gerekçelerini baştan sona kadar öğrenebilir. Ondan sonra da bu cismani haşir meselesi de bir zarurettir. Onun içindir ki Cenab-ı Hak o cismani haşri bize vaat etmiştir. Tahakkuk ettirecektir. Hocam bu dünya hayatında sebepler memur olarak vazife görüyor. Peki tekrar dirilişte sebeplerin konumu ne olacak? Ortadan kalkacak. Kur'an-ı Kerim'de şu tabir vardır. Ve ileyhil masir ve ileyhi me'ab ve ileyhi turcaun. Ona döndürüleceksiniz. Varıp gideceğiniz yer onun huzurudur. Efendime söyleyeyim. Onun huzuruna çıkarılacaksınız gibi tabirler var. Halbuki Allah bize bizden yakın. Ona dönmek ne demek? Dönmek uzak bir mesafeden olur. Üstad Hazretleri 20. mektupta orada diyor ki ona dönmek demek sebeplerin ortadan kalkılması demektir. 70 bin perde var ya sebepler perdesi. Onlar ortadan kalkacak. Doğrudan Rabbin kim? Ben hangi varlığın bir tecellisiyim diye onu doğrudan doğruya görecek insanoğlu. Sebeplerin hükmü kalmayacak ahirette. Sebep yok yani.
Sayın hocam sual, ikinci dirilişi aklına sığıştıramayan asıl meselesi birinci yaratılışı tam olarak idrak edemememesi midir? Doğru söylüyorsunuz. Sorunun içinde cevap da var. İbn-i Sina Haşri Cismani konusunda neler söyler? Diyor işte biz bunu gelenek itibariyle, görenek itibariyle kabul ederiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bildirmiştir. Fakat diyor bunda biz akıl yürütmeyiz demiş. Hakikaten öyle. Bir takım izahlarda bulunmuş. Yani bugün Risale-i Nur'u okuduktan sonra izahların ne kadar basit olduğunu anlıyoruz. Çünkü Haşir diyor ismi azamın tecellisi. Ve her ismin bir azam derecesi var. En yüksek tecelli derecesi var. O en yüksek tecelli derecesinin neticesidir. Haşir. Bir anda her şeyin olması, bir anda yıkılıp bir anda ahiretin yaratılması, yani insanın aklını almayacağı şeyler bunlar. Akıl yoluyla gidersen orada kalırsın. Ama işte Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yollarla gidersen otobanda gitmiş kadar rahat gidersin. Üstad Hazretleri bizi ahiretin caddelerinde, sokaklarında yürütüyor. Aynen öyle. Yani ben Risale-i Nur'da Haşir meselesini okurken sanki ahiretin sokaklarında dolaşıyorum. Kendi mahallemi sokaklarında dolaşır gibi. Benim için basit oluyor. Niye? Çünkü kendi aklımla gitmiyorum. Evet. Diyoruz, başka sorunuz yoksa programı burada sonlandırıyorum. Bana gelen de sorular bu kadardı. Cevaplar için de teşekkür ediyorum.